Tüm bu yardımlar evet gidiyor. Çoğu da çok şükür ki yerlerine ulaşıyor. Evet. Çünkü koordinasyon, bu kadar koordinasyonsuzluğun ve zorlukların içinde yine de mucizevi bir şekilde bence çok iyi. Ama maalesef ulaşamayanlar da var. Depremzedelerin bu anlamda gözleri adeta yollarda kaldı diyebiliriz. O anlara gidiyoruz şimdi. Buraya getirilmiş, bu şekilde atılmış, bırakılmış ve gidilmiş. Ya abi sıfır mallar bunlar, yani şey de değil. Böyle bir yardım organizasyonu olmaz, yapmayalım. Allah, bu israftır. Ayakkabı, mont, battaniye. Kimi soğuktan titreyen bir çocuğu, kimi de ayakta duracak gücü kalmayan bir anneyi ısıtacaktı. Ama hiçbiri ihtiyaç sahiplerine ulaşamadı. En büyük problem tırın gelmesi, yardımın gelmesi değil, yardımın dağıtılması ile ilgili problem var. Merkezde insanlar battaniye istiyor, battaniye bulamıyor. Burada her şey ziyan. Türkiye çifte dehşetle sarsılan 10 şehir için tek yürek oldu. Toplanan yardım malzemeleri tırlara dolduruldu. Şu an için en aşağı 150 tane tır boşalmak için bekliyor. Depremzedeler yollarını gözlerken birileri hiç olmayacak bir şey yaptı. Dorse'deki giysileri, yiyecekleri öylesine yollara bıraktı. Yani bakın, ya bu şekilde bir yardım organizasyonu olmaz. Eğer dağıtamayacaksak sivil girişimlerde bulunmayalım. Devletin kurumlarıyla halledelim. Adam yalvarıyor orada. Birbirine indiriyor. Burada iki sıkıntı mı dedi? İçler acısı manzarayı görenler isyandaydı. Doğru dağıtım olmuyor. Yani bilinçli bir şekilde, organize bir şekilde yapalım. Aksi halde durum bu olur. Bu arada AFAD'dan i̇şte gelen son güncel verileri açıklayalım. Maalesef 18.342'ye yükseldi can kaybımız ve 74.242 yaralı kaybımız, acil şifalar. Yıkılan bina sayısı ise 6.444 olarak açıklandı. Son veriler bunlar. 102. saate de girdik an itibariyle. 5. gündeyiz. Evet. Gelen onlarca yardım maalesef çünkü o tırlar bir şekilde onları boşaltıp ya da boşaltacak yer arayıp bir muhatap bulmaya çalışıyorlar. Her zaman söylüyoruz, bu yardımların içinden tabii ki %99'u hepsi yerlerine ulaşıp çok değerli, o anı kurtaracak şeyler. Yani sıcaklık açısından monttur, battaniyedir, bebek bezidir, mamadır, vesaire. Ama onun yanı sıra yazlık kıyafetlerini gönderen, konuyla alakası olmayan eşyalarını gönderenler orada bir başkasına iş yükü bindiriyorlar. Evet, bunu yapmayın yani. Lütfen. Tamam, niyetiniz daha iyidir yok. Eminim iyi niyetli kardeşlerimizdir. Aman diğer belki deyip belki mutlu olur deyip tamam o küçücük çocuğun notu çok güzeldi belki oyuncağımla oynarlar deyip bir tane oyuncağını göndermiş. Yani bunlar sembol olaylar ama onun yanı sıra oradaki her bir el, o kadar insan gücü de yok yani orada. Gönüllüler elbette var ama onları ayırmak, depolamak da çok farklı bir şey. Bu yüzden özellikle bir not daha giriyorlar. Kolilerin üzerine en azından içinde kaçar adet ne olduğunu, ne içerdiğini. İşte 20 tane battaniye, 30 tane ayakkabı, bilmem kaç tane bebek maması. Lütfen üzerlerine okunaklı olarak yazın. Yardımlar başa gitmesin çünkü çok fazla emek var hepsinde.